Alo. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Nereden? Televizyonda İzmir. tanıyorum sizi. Cansu Hanım, buyurun. Hayırlı cumalar. Sağ olun. Hayırlı cumalar. Buyurun. Ben Hoca Efendi'ye şey soracaktım efendim. Ben 1,5 yıl önce evlilik yaptım. Gürücü usulü. Evet. Bu şahıs beni perişan etti. Davet çıkardı. Daha da bana çeşitli çeşitli işkenceler yaptı. Ödemişti oturacağız dedi, beni kandırdı. Şehirde oturacağız dedi. Devam edin siz lütfen. Ben Evet. hocam da Tamam. dinliyor, ben de dinliyorum. Siz devam edin. Tamam, devam ediyorum. 5 aylık bebeğim var. Kırkın içinde beni kovaladılar. Kapının önüne koydular. Bana büyü yaptılar. Kim büyü yaptı size? Kaynanam olacak şahıs. Kayınvalideniz Evin size içinde. büyü yaptı. Evet. Şeyin içinde büyüler buldum. Yediğim teyzelerin içinde. Evde büyüler buldunuz. Evet. Muskalar buldunuz. Muskalar buldum. Bir muskalar. Evet. Eşim bana seni domuz gibi görüyorum dedi. Peki Kızım. kayınvalidenizin koyduğunu nereden biliyorsunuz, bu evdeki muskaları kayınvalide mi koydu acaba? Evet. Bak. Kızım. Sesiniz gidip geliyor, tam duyamıyorum ben sizi. Evdeki Hayır. Kızım. muskaları kayınvalide mi koydu, emin misiniz? Evet. Evet. Neler buldunuz evde mesela? Evde bir muskalar buldum. Böyle büyük bir koca koca. Evet. Eski eşim tarafından, eski eşim kendi bulmuş zaten. Efendim, abri babamın yanına gelmiştim. Sığınmıştım. Kaçtım, evi terk ettim. Evet. Kendisi de bulmuş. Bana telefon açtı. Ben de evde siyah siyah muskalar buluyorum dedi. Hı Sık hı. koymuştum. Babaannemin üstüne attılar hatta iftira. Ben de 75 yaşında yaşlı kadın yazdık. Hani nasıl koyacak? Biraz yavaş konuşabilir misiniz? Tam Tamam. evet. Sesiniz de gidip geliyor. Evet, babaannemin üstüne attılar. 75 yaşındaki kadının üstüne. Evet. Şu an peki nedir? Aile durumunuz nedir? Eşinizle ilgili durum nedir? Şu an boşanma aşamasındayız. Boşanma aşamasındasınız. Evet. Evet. Peki büyükler ne diyor? Sizin aileniz ne diyor bu işe? Aynen böyle konuşuyor. Çok Boşanacak işkence mısınız? yaptılar. Boşanacak Evet, mısınız peki? boşanacağım. Boşanacağım. Boşanmak istiyorsunuz. Ne Çok kadarlık aşağıladılar. evliyim demiştiniz? Ne kadar zaman Bir oldu? buçuk yıl, bir buçuk Bir yıllık. buçuk yıl. Ya peki kayınvalide mi sebep oldu buna? Evet. Evet. Peki hocamıza ne soruyorsunuz şimdi? Hoca efendime şey soracaktım. Bu muskalar buldum işte, hani büyü yapıldı. Vebali nedir diyecektim onlara. Vebali nedir? Bunu yapanlara günahı nedir? Evet. Peki tekrar kayınvalide pişman olsa, işte aranızı düzeltmek istese, evliliğinize devam eder misiniz? Yok yok. Ayrılmak istiyorsunuz. Bebek de var değil mi? Evet. Yanlış duymadım. Bebek de var. Evet, bebeğim var, küçücük bebeğim var. Beni Allah kırkın içine koymadılar. Allah bağışlasın. Sağ olun. Peki hocamıza sözü bırakalım. Hocamızın tavsiyelerine kulak verelim. Bakalım neler tavsiye edecek hocamız. Teşekkür ediyoruz. İzmir'e selam ediyoruz. Cansu Hanım, teşekkürler. Hocam buyurun. Muhsin Bey, bu sıkıntılar, bakın bir buçuk yıllık çiçeği burnunda bir aile, bir de bebekleri var, ayrılıyor. Ne kadar Maalesef. acıdır. Maalesef. Yani milletin temeli aile. Aile sağlamsa millet sağlam, aile çürükse millet çürük. Yani yüzyıllar beri bakın Dede Korkut öğütleri, şakağın da ağırsa baba güzel, ak sütünü doya doya emzirse ana güzel, helalli güzel, yan tarafta yapılsa gelin odası güzel, sevgili kardeş güzel, hiçbirine benzemediği cümle alemleri yaratan Allah. Allah güzel. Ailemiz kutsaldı. Böyle basit rüzgarlarla yıkılmazdı. Şimdi bakın eften püften meselelerle evde muska bulduk. Bunu da kayınvalidem yaptı. Bunlar ne derece, hatta doğru olduğunu kabul edelim. Kayınvalide muska yaptırdı. Bununla iş bitti mi? Yani hayır, biz sevgi ve saygıyı yitirdik. Ya bize büyü yapılmadı. Bize gerekli olan sevgi ve saygıyı kaybettik biz. Biz sorumluluk duygusunu yitirdik. Yani bundan dolayı ela yezunnu ulaike ennehum mebusun.
Liyevmin azim. Yevme yekumun nasu li rabbil alemin. Alemlerin Rabbinin huzurunda hesaba çekileceklerini sanmıyorlar mı? Allah'ın sorusu bu. Ve bil ahireti hum yuqinun. Biz ahirete gidip de gelmişçesine inanıyoruz. Apaçık derecesinde inanıyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyoruz. Yani şimdi ayetel kürsü okusaydım, Nas-ı Felak-ı surelerini okuyup Rabbimin himayesine sığınsaydım, büyü yaptılar, muska yazdılar, kayınvalidem yorganımın altına bıraktı, evime bıraktı. Bunlardan evham duymazdım, endişelenmezdim, endişelenmemeliyim. Daha sağlam bir kaleye sığınmışım ben. İşte bunları bilmediğimiz için hayatı karartıyoruz. Bakın, dünyamızı karartıyoruz. Dünyayı cehennem hayatına çeviriyoruz. Müminin dünya hayatı cennet gibi olacak. Ahireti de ayrı bir cennet olacak. Oysa ki. Allah razı olsun hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.